Merhabalar. Ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast'erime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanları yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum YemekSepeti.com'un kurucu ortağı ve CEO'su, girişimci ve yatırımcı Nevzat Aydın. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Biz böyle çok başarılı olmuş insanlara bakarken genellikle ya bir artı durumları olduğunu geçmişten düşünüyoruz. Ama Nevzat'ın hikayesi öyle mi? Şimdi dinleyeceğiz. Nevzat Aydın'ın hikayesi bütün girişimci zihinlere ben de yapabilirim diye ilham verebilecek bir hikaye. Yemek Sepeti'nin kurulması, başarılı olması ve 589 milyon dolar gibi bir fiyata satılması Cumhuriyet tarihinin en büyük girişimcilik hikayelerinden biri. Mesele sadece para değil, hikayede dışarıdan bir destek yok, teşvik yok, ihale yok, lisans yok, kredi yok. Tamamen dört arkadaş bu işe giriyorlar ve başarıyorlar. Yapalım demişler ve yapmışlar. Bir de koydukları sermaye 80 bin dolar gibi bir para değil mi? Evet aslında bayağı iyi bir özet oldu. Yani hikayenin hiçbir yerinde e, yapay bir destek olmaması aslında hikayenin ve sonucunda gelinen noktayı daha da özgün hale getiriyor. Evet gayet iyi özetledim bence. Hep bir avantaj olduğu düşünülüyor ya önceden gelen ya babası zengindir amcası da yardım etmiştir gibi ama senin hikayenin başından başlarsak öğretmen bir anne noter bir baba iyi eğitimli insanlar iyi bir aile ee, sana destek olan bir aile anladım. Sen bayağı devlet okullarında okumuşsun aslında yani ücret verilmeyen hatta anne baban tarafından hani verilmeyen bir Anadolu Lisesi, sonra Boğaziçi Üniversitesi değil mi? Sen biraz anlatsana, çocukluğunu bize biraz anlat. İstanbul'da değil, Bursa'da geçiyor. Ee, i̇lkokul Yalova. Hmm. E, çünkü annem babam ikisi de devletle beraber çalışıyor oldukları için. E, onların tayinleri vesairesiyle beraber ben de farklı farklı illere gittim. İşte ilk başta doğum yerim İstanbul. İlkokulu Yalova'da okuyorum. E, ortaokul ve lise Bursa'da. Bursa Anadolu lisesi. Ondan sonra da üniversitede boğaz işi için tekrar İstanbul'a geliyorum. Yani e, çok böyle ekstrem anlatabileceğim bir şey yok çocukluğumla ilgili. İyi bir aile, mutlu bir aile. E, bana destek olan bir aile. Sonucunda iyi bir aldığım eğitim. E, yani vizyon vesaire, yaratıcılık derken sonunda gelinen nokta yemek sepeti oluyor yani. Şahane peki başlangıcını bize biraz anlatsana. Sen yurt dışındasın, Amerika'dasın. Bu fikre karar veriyorsun. Sonradan e, arkadaşlarınla bir ortaklık mı kuruyorsun? Nasıl başladı o iki? Ya mi? Amerika'da başka modelleri de baktım ben. Yani zaten Amerika'ya gitme hedefim tesadüfen oluşmuş bir hedef değildi. Yani ben daha internette geçirdiğim 10. dakikada ki bu 1994 yılına tekabül eder. Şanslıyım ben. Yani Türkiye'deki birçok kişiden internete daha önce girdim. Daha önce internetin ne olduğunu anlayabildim. Okuldaki bölümün nedeniyle evet, biraz Boğazıcı da. Evet, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyordum o zaman. Ve bizim laboratuvarlarımızda internet geldiğini duyduk. Onun ne olduğuna bakmak için kurcalarken daha hep aynı şeyi söylüyorum başka röportajlarımda da. 10. dakikada hayatımın geri kalanında internetle ilgili bir şey yapmak istediğime emindim ben. Ve ondan sonrasında daha biraz daha kurguladığım çerçevede gelişti. Yani okul bitti. İşte okul bittikten sonra Silikon Vadisi'ne gitmek istedim. Çünkü bu sesi bize uzaktan hoş gelen firmaların gerçekte doğup büyüdüğü, geliştiği, birçok firmanın battığı, birçok sermayenin aktığı oranın nasıl bir kuralları olduğunu, neler yapılıyor olduğunu anlamak istedim. Ondan sonra e, University of San Francisco'da e, master'a başladım. Ve o süre içerisinde yine şans yani şans kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum ama şöyle diyeyim. Ee, internetin hem çok ciddi anlamda büyüdüğü hem de beklentileri karşılayamadığı için çok çok büyük modellerin çöktüğü bir döneme denk geldim. Ve o dönemde de ne nasıl yapılır, ne daha doğrudur, neyi daha bak yapmak lazım, neye nasıl bakmak lazım gerekli vizyonu an anladığımı varsayıyordum kendimce. Ve Türkiye'ye gelip işte 3-4 tane farklı model vardı aklımda. Onlardan birini hayata geçirmek artık hedefti. Geldim. Yemek sepeti bu modellerin birisiydi ve ee, o ortak olmak istediğim arkadaşlarımla Doğuş Üniversitesi'nden Yemek sepetini kurduk ve ilerledik. Arkadaşsınız okuldan siz. Evet evet. Ee, ya ilgimi çeken taraflardan biri şu bir altı ay kala masrını bıraktın. Değil mi? Yani o altı ay kalsaydın hevesin mi kaçacaktı ne olacaktı? Altı ay bir şey değilmiş gibi görünüyor ba aslında. Babam da aynısını söyledi yani ben okulu bıraktığımda. <laughs> ya da baba ben okulu bırakmak istiyorum artık Türkiye'ye gelip bunu yapmak istiyorum dediğimde. Oğlum dedi altı ay sonra bunu yapsan olmuyor mu dedi. Yani doğru çok mantıklı bir soru. Çünkü hayatımızda ilk defa bir eğitime para harcamışız. Ben orada <laughs> okuyorum yani para harcıyorum ailenin olan birikimini harcıyorum. Bari diplomayı niye almayayım? Dedi. Ben de dedim ki baba dedim şu an çok motiveyim buna şu an çok konsantrasyonum üst seviyede ve şu an bunu yapmak yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ee, eğer 6 ay bir sene sonunda başarılı olamazsam zaten okula geri dönüp okulu bitiririm dedim. Bu da ona mantıklı geldi ve o ana kadarki hayatımın her aşamasında olduğu gibi o aşamada beni desteklediler. Yani benim oğlum bana böyle gelseydi de destekler miydim hakikaten bilmiyorum ama ben onlara gittiğimde onlar desteklediler ve... Demek ki o güveni vermişsin bir şekilde kendine evet, çok inanıyorsun evet. herhalde yani, anlatırken en azından. Bence sadece o an için değil ama ondan önceki kararlarında da doğruluğu ya hmm. yani do genelde doğru kararlar verdiğimi ya da anlamlı kararlar verdiğimi bildikleri için herhalde orada desteklemek daha onların kolayına geldi yani. Soracağım ikinci şey de şuydu. O arkadaşların senin bir e, röportajını izledim. E, en iyi arkadaşlarla olmaz diye bir şey söylüyorsun. Mesela Melih Ödemiş bilişim alanında çok iyiymiş. Gökhan Akan finans alanında, Cem Nufisi satış direktörüymüş. Çok iyi bir satışçı diyorsun ve böyle oldukları için biz iyi olduk diyorsun değil mi? Bence hani böyle kankalarla iş yapalım, onları güvenebiliriz durumundan daha başka bir şey olması da ...iyi bir yol gösterebilir gibi geldi mesela. Diyor Çok doğru ee, ve mümkün olduğunca... ...bunun altını çiziyorum. Ee, bu arkadaşlarımın her biri... ...kendi alanlarında benden çok daha iyilerdi. Zaten benden daha iyi olmaları... ...normal olan şey. Çünkü hep beraber birleşerek... ...yemek sepetini oluşturup ileri taşımayı... ...hedefliyorduk. Ee, ben çok gördüm... ...arkadaşıyla iş yap yapmaya çalışanı... ...ve belli bir süre sonra genelde ne... ...arkadaşlık kalıyor işin içine para girince... ...ne de proje iyi gidiyor oluyor. Yani bir projeye... O pozisyona uygun, en doğru kişiyi seçiyor olmak, en yakınınızdaki insanı oraya koymaktan çok daha mantıklı. Ve girişimcilere vereceğim herhalde ilk 2-3 tavsiyeden biri mutlaka bu oluyor. E, tanıdıklarınız içerisinden tercihen ama o pozisyona en uygun, o işi en iyi yapabileceğini düşündüğünüz insanı seçin. En samimi arkadaşınızla, tabir yerindeyse kankanızla bu işi yapmaya kalkışmayın oluyor. E, bunun çok işe yaradığını görmedim ben yani. Bir de sebat işi çok önemli bayağı sabretmişsiniz İlk önce e, sizde bir girişim için maddi destek aramışsınız bulamamışsınız. Ailelerden paralar toplanıyor bu işe yatırım yapılıyor daha sonra da e, uzun süre 5 sene gibi geri dönüşümü çok da kolay olmuyor. Yani geri dönüşümü bırakın ilk defa para almaya başlamamız bizim 5 sene içerisinde oldu hmm. e, o yüzden yani evet bayağı zor bir hikaye aslında pek dünyanın farklı co coğrafyalarında olan bir hikaye tipi değil yani çünkü insanlar genelde kendi ceplerindeki parayla girişimci olmuyorlar. Evet. ve önerilmiyor da zaten. A aynen öyle ben de tavsiye etmiyorum. Hmm. Ama bizim hikaye böyle bir hikaye oldu. Yani risk sermayesi diye adlandırabileceğim şirketlere Türkiye'de gittiğimizde veya büyük holliklere gittiğimizde çok bence saçma sapan ve garip yaklaşımlarla karşı karşıya kaldık. Onun sonucunda yemek sepeti e, ortaklarının, ailelerinin cebinde ne varsa onları şirkete yatırarak büyüyen bir yapı haline geldi. Ve dediğim gibi yani şirketten ilk defa maaş aldığım zaman benim işte 5 sene olmuştu yemek sepetinin kuralı. Bir de daha önce teklifler de geldi. 100 milyon dolar teklif geldi. Belki sonra 200 geldi mi bilmiyorum ama ara teklifleri reddetmek de bir sebat ve değişik bir akıl değil mi? Bence yani bizim başarımızın gözükmeyen en büyük kısmı bu. Hmm. Yani burada çok alçak yönlü davranmayacağım. Bu tekliflerin hepsine hayır diyen bir tek ben vardım. Daha önceki tekliflerin. Ee, ba başka ortaklarım genelde bu tekliflerin büyük bir kısmını okey diyordu. Ama yani ben inandım bu işin çok daha fazla büyüyeceğine veya riskin hala alınabilir olduğuna. Ve eğer 500 milyon dolarlık teklife hayır derseniz 600 milyonluk teklif geliyor. E, bu durumda da bizde bayağı direndik ve günün sonunda böyle bir değerleme çıktı ortaya. Peki kazanılan satıldıktan sonra alınan paranın yüzde beşine değil mi? Yüzde beşine... 4.86 falan gibi bir şey. Öyle. Evet, evet. Ee, 27 milyon doları çeşitli çalışanlarla paylaşmak. O nasıl doğdu? O fikir nasıl doğdu? Sonra insanların tepkisi nasıl oldu? Yani biliyorum yurt dışından çeşitli yayın organları bile bunu haber yaptılar. O hepsi yaptı. CNN, NBC vesaire hepsi, <laughs> hepsi girdi. E, ee, yemek sepeti 3 defa yatırım aldı. Satışı 3. defa olarak sayarsak. Birinci defasında e, 2008 yılında, ikinci 2002, 2012 yılında, üçüncü de satış 2015 yılında. Diğer aşamalarda da bir para dağıttı. Ama diğer aşamalarda dağıtılan para böyle 300-500 bin dolar seviyelerinde olduğu için çok dikkat çekici boyutta değildi. Ee, ama son aşamada 2012'de yatırım aldığında ben özellikle e, yatırım yapanlara gittim dedim ki bakın böyle böyle bir durum var. Siz bundan ne kadar bir geri dönüş bekliyorsunuz? İşte şu kadar çarpandan bu kadar dönüş bekliyoruz. O zaman bunun üzerinde olan rakamlarda bunu ne kadar yukarı çıkartabilirsek bana bu hisselerinizin yüzde beşini verin ve ben de bunu e, herhangi bir şekilde ortaklar dışındaki çalışanlar için kullanıyor olayım. Hı hı. Onlar da. Gayet evet dediler yani bence evet derken yemek sepetinin 2 sene içerisinde 6 katına satılacağını kimse beklemiyordu ee, ve bunu almış olduk ama çok teşekkür ediyorum yani herkese hem ortaklara hem General Atlantic işte European Founders Fund yabancı ortaklarımıza ki beni desteklediler bu konuda. Bence tarihte çok az görülen bir şeye imza atmış olduk hep beraber. ya. Yani. Az mı görülüyor? Ya? Çok hani az var. Hep hiç. oprahla falan anlatılır. Onları tatile götürüyor falan. Farkı şöyle var. Ee, eğer ben çalışanlara e, belli bir stok planı çerçevesinde hisse verseydim. Hmm. Ve o hisse verme işleminin sonunda ellerinde bir kağıt ve bir belge olarak dağıtmak zorunda kalsaydım. Bu bu oluyor. Hmm. Ama bizde öyle bir ilişki de yok. Yani durup dururken. Ben diyorum ki ya çalışanın tarafında beklenti yok öyle zaten beklenti hediye. yok yani aynen Biri öyle diyoruz gibi bunu dağıtıyoruz diyorum ve dağıtıyoruz hı. böyle bir hikaye yok tepkiler nasıl oldu çok acayip oldu yani benim kim e söyledi bunu onlara nasıl söyledi? 50 kişiye ben söyledim hı. 147 kişi toplam hı hı. E 50 kişiye birebir söyledim e yani benim oğlumun doğduğu gün hayatımdaki en mutlu gün diye değerlendiriyorum. İkinci en mutlu gün buydu. Hmm. Çünkü insanların o gözündeki sevinci, gerçek sevinci. Hmm. işte sarılıyorlar, öpüyorlar. Mektup yazanlar var. Ne bileyim ağlayanlar var falan. Çünkü şeydi yani bu, bu rakamlar özellikle benim bu verdiğim 50 kişi için... Life changer derler ya hayat değiştirebilen statüde oluyordu. Yani mesela soruyorum diyorum ki ya işte atıyorum Mehmet... Böyle böyle bir bir rakam dağıtıyoruz bunu biliyorsun yani sence sen sana ne uygun görmüşüzdür diyorum. Ya olur mu Nezat Bey siz ne, ne uygun görürseniz falan. <laughs> yani sen söyle bir şey diyorum mesela atıyorum rakamı 100 bin lira diyor. Hmm. Ben diyorum ki ya biz biraz daha fazla uygun gördük 1 milyon lira diyorum mesela. Ya. <laughs> Şimdi böyle olduğunda yani hakikaten insanların suratındaki o, o, o gülümseme o samimi şekilde sevinci çok az yerde görebiliyorsunuz. O anlardan biriydi. Unutulmaz bir anda benim için yani. Çalışıyorlar mı onlar hala burada? Çok büyük bir kısmı. çok Hı -hı. çok çok büyük bir kısmı hala çalışıyor ki 4 sene oldu yani. Evet. Ortaklarım peki onlar ne yapıyorlar? Ee, zaten ortaklarım ben şirketi sat şirketi sattığım anda ortaklarım yoktu şirkette. Yoktu artık tabii tabii. Kimse yani yok artık. Yani onlar 2009'da biri gitti, 2012'de biri Hı -hı. gitti. 2014'te biri gitti. Ben tek başıma kalmıştım ortak anlamında. Evet. Ee, onlar yine ortaklardı ama Hı -hı. şirkette birebir çalışmıyorlardı. Valla herkes bir yerde şu anda. Hepsi yurt dışında. Biri Brezilya'da, diğer ikisi İngiltere'de. Bir tek ben hala burada yemek sepeti uğraşıyoruz sabah akşam. Ya hala yapacak işlerim var burada benim. Hı -hı. Yani bitmedi. Bitmediğinin en önemli göstergesi de daha geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz Bana bir diye bir proje mesela. Evet Onu ondan biraz bahsetsene. Yeni daha bir iki aylık bir evet, iş. Evet iki buçuk ay falan oldu. Yemeksepeti.com üzerinden kullanıcıların yemek siparişinin yanı sıra artık market alışverişini de yapıyor olması. Hı hı. Proje bu aslında. Çok iyi gidiyor, çok başarılı gidiyor. Yani yeni bir şey yapabildiğimiz, yeni bir şey üretebildiğimiz ve kullanıcı bizden memnun olduğu sürece ben buradayım. Hı hı. Yani yapabilecek hala çok şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şu anda yemek sepetinde günde 400 bin kişi sipariş veriyor. Bu milyonlara çekmek gibi bir Onu var. Onu soracaktım, nasıl... Rakamlar nasıl? Rakamlar baya büyük yani hmm. e, günde yemek yiyen kişi sayısı yemek sepeti aracılığıyla bir milyon üzerinde. Ne diyorsun? Yani. E, bir de 21 miyiz? bin restoran var. Ne? 21 Nerede? Bin restoran. Nerede bu? Bütün Türkiye'de, 70 Türkiye'de. ilde. İstanbul'u biliyor musun? E, İstanbul 9 vitilemi seviyorum demek ki. Ve yani Tabii canım ihtiyaç ters... niye gitmedin derken hani böyle bir anomali gibi görülmeye başladı. Yok ama ya, çok giden var yoksa, yani benim evet. yemek sepeti mesela bizim şirkette 3 sene içerisinde e, benim ilk 50 çalışanımın 14 tanesi yurt dışına gitmiş. Hmm. Bu çok büyük bir beyin göçü yani. Tabii Yazık ki. yani bu insanlar çok zor yetişiyorlar ve ben e, yemek sepeti gibi bir internet firması olarak da herhangi bir bankaya ne bileyim e, bir... E, Telekom şirketine falan bu insanları kaptırmıyorum. Yurt dışına kaptırıyorum. Ve bu ülkenin gelişmesi, büyümesi, ilerlemesi için de bu insanlar çok önemli. Umarım bu göçü tersine çevirmeyi bir şekilde başarabiliriz yani. Peki Leventer'dan geldi bizim bu podcast'lerimize. E, kriz dönemlerinde e, büyük firmalar, hani büyük firmalarla kastettiğim de tam da senin gibi startup şeklinde başlamış ve böyle büyümüş, hatta dünyaca ünlü olmuş firmalar Pek de olası değil dedi. Ee, sen ne düşünüyorsun? Şimdi de bir krizdeyiz. Daha önce de çok da iyi olduğumuz dönemler oldu mu bilemiyorum ben ekonomik anlamda. Hep bir böyle sıkışık ve sorunlu bir şekilde gidiyor gibiyiz ya. Nasıl çözülür o? Sen nasıl görüyorsun? Yani bu e, zor bir soru. Bunun yanıtı ne kadar kişi, kaç kişi de var ve... Doğru yanıtın ne olduğunu da bilmiyorum. Hı hı. Ee... ben de neyi biliyorsun? Yok evet, yok öyle, yani. bir, öyle, bir iddiam yok. <laughs> e, bunun sadece dediğim gibi politik bir taraf olduğunu falan da düşünmüyorum. Tabii tabii ben bu de daha, e... öyle sormadım zaten. Sosyolojik ama, evet. açısına bakmak lazım. Beşeri tarafına bakmak lazım. Yani bir sürü farklı farklı yerlerine bakıyor olmak lazım. E, ama dediğim gibi yani kolay bir coğrafya değil. Yani tam... Biraz şeyler her şey toparlandı falan biraz derken mesela bu Suriye tarafı hayatımıza girdi. Ve onun hem sosyal hem ekonomik boyutta etkisini hayatımızın her aşamasında görüyoruz. Farklı farklı tartışmalar başlıyor işte denize girilsin mi girilmesin mi yok bilmem ne. ya yani insan haklarına kadar giden bir takım ilginç muhabbetler söz konusu oluyor. Ya yani kolay bir coğrafya değil ama bu, bu tip coğrafyalardan büyük başarı hikayeleri çıkmıştır. Ben buna inanıyorum. Yani şu anda baktığımızda 20 sene sonraki dünyanın ilk 20 ekonomisine baktığımız zaman şu an emerging market diye tanımlanan ekonomileri ön planda görüyoruz. Yani gelişmekte olan pazarlar diye. İşte Hindistan'a bakıyoruz, Brezilya'ya bakıyoruz. Yine Rusya onlardan biri, Çin onlardan biri ve Amerika ve Batı Avrupa'nın biraz daha yavaşlamaya başladığını görüyor olacağız. Türkiye için fırsat her zaman var. Yeter ki onu doğru kullanalım ve kendi içimizde bunu siyasi anlamda söylüyorum. Kendi içimizde o kadar fazla bölünüyoruz. O kadar birbirimizle fazla uğraşıyoruz ki bence o bütünleşmeyi sağladığımız takdirde olabilecekleri pek hesaplayamıyoruz ve kendi suyumuzda boğulup gidiyoruz yani. Peki başka bir konuya geçeyim. Trabzonspor Evet. Senin için ne anlam ifade ediyor? Çok şey. Çok şey ifade ediyor ya. Yani. Niye bayağı peki? Şey Dedenden ediyorum. miydi? Dedemle evet. Onunla büyüdüm. E, dedem Trabzonluydu ve Trabzonsporuydu tabii ki. E, ondan aldığım bir miras ve e, bayağı sonuna kadar yaşıyorum yani her hayatımın <laughs> her günü, her gününde, her anında Trabzonspor mutlaka var. E, peki yönetici olmaktan o kararından bir dönem yöneticiydin. E, memnun musun? Sana ne getirdi ne götürdü ya, ya da... her e, karar o kararın verildiği şartlarla değerlendirilmeli bence. O, o şartlar altında evet yönetici oldum iki defa oldum. İlki keyifliydi bayağı. Keyifliydi ama işte o mesela o dönemde de şike vesaire falan denk geldik ve orada bambaşka süreçler ondan ya sonra evet, hayatımıza sene. girdi. Saçma evet. sapan şeyler oldu. E, ondan sonra ikinci defada da e, iyi anlaşamadık o zamanki başkanla. Fikir ayrılıkları oldu ve istifa etmek zorunda kaldım. Yani ikisinde de böyle bir ağzımda bir şey tat kaldı. Hmm. Pek hoş olmayan Doruk bir tat taxi. kaldı. Ama üçüncü defa aynı hatayı yapar mıyım bilmiyorum yani. Yapabilirim yani. Çünkü o takımı çok bir de... Bunun rasyonel bir açıklaması da yok aslında. Taraf, taraftardan öte yönetici olmak istememimin benim. Çünkü ben ne devletten ihale peşinde koşan bir müteahhitim... Hı hı. ...ne işte... Bankalardan kredi için kapı aşındıran biriyim. Ne hatırı sayılır dostlara ihtiyacım var hayatımda. Dolayısıyla yani bir aslında tipik bir takımın yönetici profilinden biraz daha farklı bir profilim bence. Bir beklentim yok çünkü takımdan. Ama işte her zaman o beklentinizin olmadığı durum karşısında başarı aynı ölçüde geliyor olmuyor ve sizin elinizde olmayan birçok şeye bağlı. Bir takım parametrelere bağlı futbolda başarı. Ee, biz ilk dönem başarılı olduk ama ikinci dönem olamadık yani. Peki bir de senin efsanevi tuttuğun takımın karşısındakinin kazanması durumu var. Evet, ben evet. bile hakimim. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde başladı 4-5 sene önce. Öyle ve mi? Ve onun bayağı bir kronolojik olarak yapmışlar. videolarını falan koymuşlar <laughs> internette. Hakikaten yani kimin formasını giysem orada kilit nokta forma giymem yalnız. Ha. Hangi takımın formasını giysem öbürü kazanıyor. Ee, en sonunda Federer, Djokovic vardı. Federer lehine ben tweet attım. Biliyorum gördüm. mü? son anda yani son ana geldi ve... <laughs> İki tane break point'i kaçırıp kaybedince Federer yine tekrar gündeme geldi aynı konu yani. Seni uzun zamandır izliyorum Instagram'dan oradan buradan yemek ilgin nedeniyle de. Ve benim ilgimi çeken şey yani işte ben startuptı girişimdi paraydı puldu çok da ilgisi olan birisi değilim. Ama parası olan insanın harcama şekli onun gustosu farklılığı benim çok ilgimi çekiyor. Ve öyle insanlara ilgi duyuyorum. Yani hani e, harcadığın yer benim için önemli ve seninle birlikte de ben de çok eğleniyorum bu seneki doğum günün kaç yaş doğum günüydü 43 kim vardı işte e, Ayta Sözeri Selami Şahin, Bülent Ersoy değil mi böyle bir gazino gecesi Evet, evet güzel ya, güzel bir gece. Şey. Ya sadece sen evet evet diyor da yani ya şahane bir. Çok, çok, diye... çok detayına gitmek istemediğim için. <gülüyor> <gülüyor> Yo <diye>. yani <laughs> Instagram'da izledik gördük evet, detaylarını evet. giren insanlar oldu onlarla böyle bir konsept vardı ve şahane bir eğlence oldu. Sonra seni başka taraflardan da izliyorum ne ne bileyim işte Victoria Secret <laughs> defilesine gidiyorsun Oscar gecesine gidiyorsun yani çok afedersin amiyane tabirle parayı ne güzel yiyor ya diyorum helal olsun böyle tweetlerim falan bile. Var. Yani e, şimdi utanarak başına eğiyor ben böyle söylerken Nevzat ama... ...bu arada paylaşıyorsun da YouTube örneğini verelim mesela. YouTube senin en sevdiğin grup mu? Gruplardan grup, biri mi? Grup, grup ben sevdim. Ee, Açık en sevdim. Evet ve ekibinden bir grup insanı da götürdün değil mi? Sene evet. kaç bir de yani çok daha yenisiniz bu işlerde. Evet yani e, parayı harcamayı bilmek diye bir kavram varsa... ...ben onu öğrenmek için elimden geleni yapıyorum. Evet bence yani güzel Yani bildiğimi de söyleyemem diyorsun. de... <laughs> Ama yani bir kendime göre bir gusto'm da var. Evet. Yeni şeyleri denemek acayip hoşuma gidiyor. Yeni <laughs> yerlerde bulunmak, yeni ortamlarda, yeni insanlarla tanışmak vesaire. Ve bunun içinde e, elimden gelen fırsatları, elimde olan fırsatları değerlendiriyorum. E, benim çok param yokken de ben çok zorlayan bir adamdım hayat standartlarımı. Yani işte 98 yılında e, Dünya Kupası'na gittim kendi başıma. Bilet aldım sattım. O alıp sattığım biletlerle daha sonraki maçlara gitmek, finale gitmek de hedefim falan. Yani e, yaşam tarzımda tabii ki değişiklik oldu e, para geldikten sonra. Ama temel felsefe olarak yani yeniyi denemek, yeniyi aramak, bulmak anlamında çok bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. E zaten o gustosu olmayan adam bir anda yapamaz parayla alınabilecek bir şey evet. değil o zaten. Yani onu satın alabileceği bir şey değil. Ben de elimden geldiğince bunu paylaşmak da hoşuma gidiyor. Yani sadece e, paylaşmak derken Twitter'da paylaşmaktan bahsetmiyorum. Kendi etrafındaki insanlarla paylaşmaktan bahsediyorum. Tabii YouTube işini anlatsana mesela tek bir örnek ya, olduğu için söylüyorum. Yıl kaç? Management ya, 1997. Hı hı. Yani e, işte 20 yaşındayım ben. E, ve o zaman şimdi tabii şu an çok daha fazla internet hayatımızın her yerinde. O zaman öyle bir şey de yok. Hı hı. Ve Selanik'te YouTube'un bir konseri olacağını öğrendim. Orada en yakın bir arkadaşım vardı Cem diye. Onunla iki, o da çok YouTube sever. Ya beraber hep böyle bir tur yapalım. insanları da götürelim diye. Amaç para kazanmak falan değildi yani. E, 700 kişi gittik. E, of. Yani <laughs> 135 dolar hiç unutmuyorum. E, ve otobüsle gidiyoruz Selanik'e. YouTube konserine gidiyoruz ve geri dönüyoruz. Çok başarılı bir organizasyondu. Yani son akşam sınır kapandı. İşte rezalet Yunanistan Ekonomi Bakanı'nı aradım ben başkonsolosun yanından falan. O yaşta çok acayip işler yaptık. O zaman da hep böyle bir zorlama ve işte sınırlarda ne yapabiliriz vardı. Şu anda para olduğu için biraz daha rahat var. Hı hı. Ama felsefe aynı yani çok farklı değil yani. Yok görüyorum zaten mesela şey geldi. Jean-Christophe grunge geldi. Sen mesela iyi bir okurusun belli ki ya da okurusun. Mesela ondan da seni gördüm. O bir para meselesi değildi. değil. Değil yani... Yok tamamen e, doğan, doğan kitabı aradım. <laughs> ya Ben çok istiyorum görüşmeyi. Bir kendin aradın tabii işte. Tabii tabii. Çok güzel. istiyorum ben dedim görüşmeyi. Tabi dediler onlar da sağ olsun yardımcı oldular ve tanıştım onunla da yani. Obama ile de tanıştın. Obama kendi çağırdı Obama'ya ben, <laughs> Obama <'ya> ben gitmedim. <laughs> o dünyadan 150 kişiyi topluyordu. Özellikle Müslüman ülkelerden girişimcilikle ilgili bir takım başarılara ulaşmış. İşte Türkiye'de de bana da geldiler. Ben de gittim ya o çok başka bir şeydi bu arada yani. O benim hayatımdaki çok önemli anlardan biridir yani. Tabii ki ya ben olmaz mı? Bu kadar karizmatik ve bu kadar... Konuştuğu zaman gözünün içine bakan ve karşısındakini etkisi altına alan insan çok görmedim. Obama onlardan biriydi yani. Peki Al Pacino? O da inanılmazdı. De Niro, o yani da inanılmazdı. ikisi birlikte. O da inanılmazdı. Sana yani, yazmışlar kapalı bile bir araya evet. getiremedi sen nasıl getirdin diye onu o bir anlatsana. Şeydi, yani e, ya nereden başlayayım bilmiyorum. Bir kere ben hayatımda yani, üniversiteden sonra bir eğitim eğitim almadım. Ve ilk defa oturup ders çalışır gibi onların hayatına çalıştım gitmeden önce. Yani mesela bilmiyordum Robert De Niro'nun otistik bir oğlu var. Al Pacino hayatında hiç evlenmemiş falan. Hmm. Yani filmlerini biliyorum, hayatlarını biliyorum az çok da... ...bu detaylarla yani üzerinde konuşulabilecek detaylarla ilgili bilgim yoktu. E, bayağı çalıştım yani. Ve o kadar babacan, o kadar... Zaten 5. dakikasında konuşmanın Robert De Niro e, Bobby oldu, Al Pacino da Al oldu... Hı hı. Ve öyle hitap etmeye başladık birbirimize ya yani böyle konuş bize dediler ben de öyle konuştum. Sen bir bağış etkinliğinde evet, evet. E, şey çekiliş mi yapıyorlar ne yapıyorlar? Açık arttırma yapıyorlar. Açık arttırma yapıyorlar. Orada Aha. onu kazandım. Hı hı. E, ve onun neticesinde gittim oraya. E, Onlar seni araştırmış evet, mı ya da birileri tabii. bir şey vermiş. Yani onlar araştırıyor zaten. Yani hmm. çünkü herhangi biri gidemiyor Sabık oraya. Sapık gidemez tabi. yani. yani o, hani kimle öyle. tanışıyor bu adam aynen demişlerdir öyle. de yok onlarla onlar da o muhabbette sana dair bir şeyler sordular mı? E, nasıl bir para şey? para da atmayı sordular. Ha, nasıl değil nasıl? Mi? Onu yani, onu yani. Niye dağıttın? Ne oldu? Neden bitti falan filan diye. Hmm. Onlar da hazırlardı gayet. Ve 40 dakika falan süreceği düşünülüyordu yemeğin. 2,5 saat sonra "Al Pacino ya benim interview'um var, gitmem lazım." dedi. <laughs> Robert De Niro da okey o zaman ne yazar sen benim ofise gel biz devam edelim muhabbeti diye. Biz Robert De Niro ile onun ofisine geçtik. Of çok acayip. Ya, yani, şey çok acayipti. Mesela arada biri geçti geldi. Ben onu garson zannettim servisi yapan. Sean Penn'miş. Sean, Sean Penn <laughs> senaryo getirmiş Robert De Niro'ya elinde falan. Ya onu dedim ben fotoğraf çektirebilir miyim sizinle falan dedim. Yani çok acayip huge fan sizin. Acayip seviyorum sizi falan. Tabii falan dedi yani. Ya başka bir dünya başka bir. Yani dışarıdan böyle baktığımız insanlarla birebir Hayatın içinde olmak hakikaten çok acayip bir tecrübe. Çok yani. acayip. Bir de sinema çok seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Film çok seviyorsun. Çok seviyorum. Ya böyle yemek sepetinin şeyleri vardı. DVD, değil mi? Böyle bir evet. tüketiciye yakın olmak, farklı bir deneyim sağlamak tarafıyla bence biraz yükselmiş olabilir, değil mi? Ya 30 liranın üzerindeki siparişlere DVD verdik biz orijinal. Hmm. Çok acayip bir operasyondu. Bir ara Türkiye'de satılan DVD'lerin dörtte birini biz satıyorduk. Ya, satma değil yani bedava Aa, veriyorduk geliyorsun. da sonuçta o lisanslı üretilen DVD yani. Öyle öyle yenilikler yoksa fikir herkesin aklına gelebiliyor. Bence öyle yani uygulama. Execution dediğimiz kısmı çok önemli. Yaş uygulama günü falan samimi. kutluyordunuz. Bir evet ara. evet hani öyle çalışanlar bir şeyler kutluyordu. Vardı. Hala var hala hmm. var. Çalışanlar yaş gününü kutluyordu. Şeyi direktörlere cezalandırabiliyordun hata yaptığımız zaman. İşte onlara böyle... Su döküyorsun kafasından pasta suratını geçiriyorsun falan. Ha, hatırladım. Teşekkür ederim bu arada direktörlerimin tamamına. Onlar da gayet şey bir şekilde olgun bir şekilde kendilerinden beklenen e, şekilde katıldılar bunlara. Çok kolay bir şey değildir. insanın egosunu yani öyle bir e, çok önemsemeyip böyle bir şeyin içinde bulunması ama yani bizim keyif aldığımız kullanıcılara keyif veren e, bir şeylerin içinde olmak istedik hep. Yani hmm. bu sadece bir yemek değil aynı zamanda food artı entertainment yani eğlence tarafından bakmaya çalıştık ve hep öyle yorumladık yani. Peki sen o ego ilişkisini nasıl kuruyorsun? Çünkü e, yani böyle bu kadar iş başarmış koca bir adam diyoruz. E, çok da gençsin aslında yani bu işler için değil mi? 76'lısın. Evet ya, 43 yaşındayım. Işte. E, çok gençsin ve e, çok yakınsın da bir şekilde insanlara ama o mesafeyi de kuruyorsun. Yani biz bir e, tişörtlü yönetici görüyoruz. A, e, her gün sosyal medyada da kendi görüşünü e, yazıyor. Bazı insanlara cevap da veriyor. Birebir iletişim kuruyor. E, ondan sonra sen o dengeyi nasıl sağlıyorsun? Hem ego anlamında hem de iletişim kurmak zor ya. Yani çünkü insanlar sınır bilmiyor artık. Yani bugünün sorunlarından biri o. Bence şanslıyım herhalde biraz çünkü kendim gibi davranıyorum. Kendim gibi davrandığım zaman o hem mesafe hem de o e, samimiyet bir şekilde sağlanmış oluyor. Ya sen yani, kendin mesafeli misindir? Ya çok kolay erişilen miyim de doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Çok kolay iletişim kurulabilen biri değilim. Hı hı. Yani öyle lay, lay, lom, ha ha öyle bir tarzım yok. Yani biraz daha mesafeli dururum. Hı hı. Ama gerçekten samimi olduğum insanlarla da sonuna kadar samimimdir. Yani neyse moyum. hiç gizli saklı bir ajandam olmadığı için kimseyle ilgili. Çok düz bir adamım aslında bu konuda yani. Peki bu destek verme meselelerine gelince e, ben biliyorum ki sana her yerden e, ulaşıyor insanlar. Instagram, Twitter, mail e, diyorlar ki benim böyle bir projem var. Telgraf geldi geçen ya. Telgraf <laughs> var mıydı ben bilmiyordum. Kimden kaldım geldi, falan. Yani? Yani için. geldi yani? İlgimi yani. çekmek ha. için telgrafla geldi İlgini çekmek için. Peki sana sahibinden.com'dan e, ilan pazarlık evet. etmiş gönderen insan gördüm. 105 bine indirdim. Evet. Şu parayı verirseniz şeklinde. Ya Girişim para bilelim. isteyen bayağı oluyor. Öyle mi? Ee, Daha çok iş isteyen oluyor. Bu Hı. iyi bir şey bence. Ee, ondan daha çok da projesini paylaşan oluyor. Evet. Yani dediğim gibi ben her platformdan ulaşılabilir biri olduğum için. Yani atıyorum büyük holdinglerin... CEO'larına baktığınız zaman ulaşılmazlar yani. Ben nasıl ulaşırım onu da bilmiyorum. Yani belki ben ulaşırım da başka bir normal biri olarak ulaşma falan pek mümkün değil. Ben öyle değilim. Yani Instagram'a bir şey giriyor yanıt veriyorum. Twitter'a tweet atıyor yanıt veriyorum. Hı hı. Ne bileyim LinkedIn'de her yerde varım. Ve mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışıyorum. Bu da insanlara bana bir şey göndermeleri için cesaret veriyor. Ama memnunum yani bir sıkıntım yok. Peki ne kadarına cevap veriyorsun, vermiyorsun? Neler seni etkiliyor? Oradan gelen bir projeyi beğendiğini oldu mu? Sana nasıl ulaşılır? Günde 20-25 tane proje geliyor aşağı hmm. yukarı. Ee, işte ya para vesaire onları bir kenara bırakıyorum. Yani iş, işle ilgili her gelen herhalde 4-5 tane e, 4-5'in bir tanesini mutlaka bizimkilere yolluyorum. Bakın diye. Çünkü değişik bir şey yakalamaya çalışıyorum orada. Yani normal bir CV veya normal bir tabet değil de bir yerde bir, bir zeka, bir bir pırıltı bir şey yakalarsam mutlaka bizim İkay ile insan kaynaklarıyla paylaşıyorum. E, projeler daha zor. Projelerde fizibilite tarafı var. O projeyi kimin ortaya çıkarttığı var, hangi pazarda yer aldığı var. Ona bakmak gerekiyor. Ama bakabildiğim kadarına bakıyorum. Yani bana gelen 100 projenin 2-3 tanesine ciddi anlamda bakıp bir tanesine yatırım yapıyorum. Dur diyebilirim. Hmm. Ama rakamlar oranlar bunlardır. Şu anda yatırım yaptığın öyle küçük projeler var mı var. ya da büyümüş olanlar? Bizim var. bildiklerimiz var mı? Ee, Dene bunu var mesela en son zamanlarda yatırım yaptığım. Hmm. Bu eve paketler göndererek. Evet bana da geldi onlardan. Evet, evet. Çok He. da başarılı çok da iyi gidiyor duygu diye bir arkadaşımız. Hı hı. Ee, şey var Alotech var yine call center hizmetini tamamen bulut üzerinde çözen bir teknoloji şirketi var. Biz günlük hayatımızda konsümerun yani kullanıcının pek duyduğu bir firma değildir ama firmalar arasında hmm. çok yaygın ve bayağı başarılılar. İki tane daha var ama ismini şu anda vermeyeyim. Şu an bitmek üzere en yani son, hmm. son aşamadayız. Daha şeyde değil. Hmm. Yani toplamda 30'dan fazla. Peki e, senin burada iş aldığın insanlarla da birebir alım aşamasında görüştüğün gibi bir durum var. Hala görüşüyor musun? Eskiden yani es çok daha fazlaydı. Evet. Şimdi operasyon ve satışla hemen hemen hiç görüşmüyorum ama diğer departmanlardaki arkadaşlarla bir 5 dakikada 10 dakikada olsa son aşamasında görüşme çalışıyorum mutlaka. Peki sana e, başka taraflarını da soracağım. Bir taraftan koleksiyonersin artık bayağı eser koleksiyonları. Zaten e, Zagor okuyucusu ve hayranı olduğunu hani biraz şöyle e, sosyal medyadaki isimlerine bakanlar anlayabilirler bir çizgi roman Zagor'un koleksiyonerisin. E şimdi işte Fikret Muallalar, Daliler topluyorsun. Onlar nasıl bugün, başladı? Bugün baktım Art Binder diye bir, bir, yazılım var. Ona bütün hepsini giriyoruz. 220 tane eser olmuş. Oo, 25 tane Fikret Muallalar var. Daha geç başlamana rağmen. Evet, evet, 25. 25 tane Fikret Muallalar var. Bayağı iddialı bir rakam bence. Evet. Yani. Burada şu anda biz Yemek Sepetinin üstünde ne diyorsunuz park Yemek, park, sepeti. yemek sepeti Park diyoruz. Evet enteresan bir yer burası da. Ee, orada yapıyoruz bu çekimi. Burada da eserler asılı. Değil mi? Şu bu da Devrim Erbil mesela. Evet. 2010 yılının bir eseri. Kapıda kapının dışında Selma Gürbüz var. Hı hı. Solda Burhan Doğançaylar var. Evet, hepsi. Evet, sevgili bayağı sevgili. şey yani Türk modern e, ressamlarını Bayağı beğeniyorum ve mümkün olduğunca toparlıyorum yani. Hı hı. Peki e, gerçek hayattaki kahramanların kimler? Var mı? Ya bunu bana şey sormuşlardı. Hangi üç kişiyle yemek yemek istersin diye sormuşlardı. Ben de Atatürk, Steve Jobs ve Zagor demiştim. <laughs> Herhalde öyle yanıtı verirdim. Yani bir kendime daha nispeten yakın. E, tabii ki çok daha büyük bir ölçekte. büyük Çok büyük başarıları imza atmış Steve Jobs. Hı hı bir bir ülkenin kaderini değiştirmiş bir lider Atatürk. Bir de benim çizgi romandaki hayali kahramanım ve haksızlıkların e, karşısında duran her zaman Zagor. Bu karakterler herhalde çok keyifli bir yemek olurdu benim için. Yani. Zaten gerisiyle de yiyorsun Nevzat bayağı <laughs> hani Nolan falan kaldı herhalde değil mi? Yedin mi ondan da bizim haberimiz <laughs> yok. ki. <laughs> ya o ya çok acayipti ya Oscar gecesi falan fotoğraflarını görünce ama ben yaş gününe bayıldım valla. Yani kimler var sırada diye e, böyle merak ediyorum. Peki şimdi nasıl olunur için özellikle spesifik arada almış olan insanlar vardır ama e, nasıl olunur? Sence e, bir kere gençlik dediğin ne? Gençlik var mı? Hani hep böyle bahsederken insanlar işte e, gençlere öğüt verelim. Girişimci gençler diyorlar. Yani genç nedir? Ben genç miyim sen genç misin? Kim genç? genç kim girişimci olmalı? Ya biz artık çok pek çok pek genç şeyine değiliz yani. Biraz Aa, ya değil sen, sen sen <laughs> sen belki öylesin de. Ee, bence üniversiteyi bitirdikten sonraki ...beş sene çok önemli bir girişimci hikayesinde. Hı -hı. Gerçi istatistik olarak bakıldığında e, işte çok büyük girişimcilerin 30 yaş üzerinde çıktığıla ilgili bir takım datalar var ama ben özellikle 22 ila 27 yaş arasının baya önemli olduğunu düşünüyorum. Hem girişimci olmak üzere kendini geliştirmek için hem de kendi girişimini ortaya koyabilmek anlamında. Bu dünyanın her yerinde böyle yani sadece Türkiye veya Amerika'ya özgü bir durum değil. Bizim aslında ortamımız girişimcilerin nispeten daha kolay serpilip büyüyebileceği bir ortam. Baktığınızda Türk internet, sadece internet demeyeyim, Türkiye'deki tüketiciler çok kolay... Ee, bir sonraki yeniliğe, bir sonraki teknolojiye veya bir farklı modeli ayak uydurabilen bir kesim. Evet Yemek sepeti hikayesine baktığımızda da bunu görebiliriz. Yani Türkiye'ye dışarıdan bakan biri, Türkiye'de bir online yemek sitesi var. Sizce günde kaç kişi onu kullanıyor dese kimsenin hakkına bir milyon kişi demek gelmez. Hı hı. Yani bizim hayatımızda yenilikleri kaçırmak korkulan bir şeydir. Teknoloji veya o sohbetin içinde olmak önemlidir. Mutlaka ne olup ne bitiyor anlamında. Bunun refleks olarak önemli bir e, kültürel unsur olduğunu düşünüyorum. Ve bu girişimci girişimciliği kesinlikle destekleyen bir durum. Ama bizdeki sıkıntı biraz daha finansal tarafta. Yani kendi paramızla girişimci olmayı bırakıp artık bizi destekleyen bir takım kurumlar, bir takım kişiler bulmamız. Ve onların desteğiyle girişimci olmamız gerekiyor ki bence bu tarafta son 10 senede bayağı yol aldık ihtiyacımız olan ne diye baktığımda da çıkış hikayeleri yani exit hikayelerini duymamız lazım. Yemek sepeti gibi keşke 20 tane hikaye olsa ben benim gibi yatırım yapan 20 kişi olsa benim gibi mentorluk yapan 20 kişi olsa benim gibi öykünecek insan 20 tane 50 tane 100 tane olsa ki insanlar ya benim hikaye şimdi konuştuk burada özelliği olan bir hikaye değil yani annem babam işte bağlantılarım arkadaşlarım vesaire ya i̇nsanların ne var ki bunda ya bu nevzatta bir şey yok ki bunu ben de yapabilirim diyebilmesi gerekiyor ve bunun için daha çok benim gibi veya işte başka başarılı girişimciler gibi daha başka insanlardan daha fazla olması gerekiyor ancak bu şekilde girişimcilik ciddi bir meslek tercihi haline gelebilir. Yani. Peki genç ve girişimci bir insanım. Birkaç da güzel fikrim var. Fikirden ötesi ben bunu iyi uygulayabileceğimi düşünüyorum. Ee, kime nasıl gitmeliyim? Yani... İlk önce mesela alanımla ilgili insanların listesini mi çıkarmalıyım ve onlara nasıl ulaşırım? Nasıl bir metin onları etkiler? Ne yapmalıyız? Yani sana gelen insan örneğinden bahsedebilirsin mesela. Bir kere mesela. bana gelen sadece fikir aşamasındaysa bunun pek bir anlamı yok. Evet, fikir herkes de var. Fikir her yerde var yani. Uygulamayı fikir... ama uygulamadan nasıl gösterecek? Birisi? Uygulamayı belli bir aşamaya getirmiş olması gerekiyor. Bu bu illa projenin belli bir yere gelmesi anlamında olmayabilir. Hmm. Ekip kurma anlamında mesela olabilir. Veya fizibilite anlamında olabilir. Yurt dışındaki örnekleri araştırma anlamında olabilir. Buradaki pazara bakma anlamında olabilir. Rekabeti inceleme anlamında olabilir. Bir sürü farklı farklı şeyler olabilir. Hı hı hı. Ama şu taşın altına elini koymak diye bir terim... Deyim pardon düzeltiyorum var ya. Bu deyimin altını doldurmak gerekiyor. Ben girişimci tarafında bunu hissettiğim zaman... Benim projeyle ilgim başlıyor. Eğer aşama bundan daha gerideki bir aşamaysa... O zaman çok ilgimi çeken bir durum yok. Hı hı. Ee, Melek yatırımcı ağları var. Mesela bizim ya yani benim de kurucusu olduğum Galata bunlardan biri. Türkiye'de 5-6 tane var şu anda aktif olarak bildiğim. Onlar eğer eş dost veya tanıdık veya tanıdığın tanıdığından bir para gelmiyorsa önce melek yatırımcı ağlarına gitmek en doğru nokta. Ondan sonraki aşamalarda projenin büyümesiyle beraber de risk sermayesi şirketleri, işte fonlar vesaire falan devreye giriyor olacaktır. Hmm, ya böyle isim vererek söylemen güzel oldu. Yani çünkü ihtiyacımız var. Herkes ne yapacağını bilmiyor yani işte. Burada internette çok fazla artık bilgi var. Yani evet. doğru bir araştırma yaptığınız takdirde birkaç saat içerisinde bile bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bizim zamanımızda öyle bir şey de söz konusu değildi hiç. Yani. Şimdi sen gençliğe baktığında belki bizden daha değişik ve farklı bakıyorsundur. Önyargılar var artık işte kimse çalışmak istemiyor daha tembeller hepsi iki üç dil biliyor ama e, Türkiye'deki gelecekleri zor gibi gibi bin tane dedikodu mu gerçek ve anlayamadığımız bir bulut var. Sen pek çok genç insanla çalışıyorsun 1400 kişi mi dedin yani muhtemelen bir yaş ortalaması alsak işte 27'dir. 30 bile değildir belki. 26, 8. 26. 8. <laughs> ben işte tahmine yakınlaşmışım. Nasıl bir profil görüyorsun? Yani şu parlak mı, iyi mi? Zorlukları ve gördüğün e, iyi ya da kötü noktalar neler? Nasıl? Yani bence bizden çok daha iyi eğitimliler. Evet, ben Biz, de Bizden çok görüyorum. daha donanımlılar. Ama bize göre konsantrasyonları ve fokuslanma durumları çok daha kötü. Hı hı. Ve çok çabuk sıkılıyorlar. Evet sıkılma. Hemen başka bir şey yapmak istiyorlar. Yani bu tabii e, uzun süren ve sebat doğru kelime herhalde gerektiren bir girişimin başarılı olma gidişatında sıkıntı haline geliyor. O yüzden daha çok sabırsızlar. Ee, politik değiller. Mesela apolitikler. Politika ile falan bir alakaları yok. Siyasetle alakaları yok. Ve daha çok siyaset veya günlük bu hayat onların hayatına... ...müdahale ettiği anda tepki vermeyi veya bunun hakkında konuşmayı tercih ediyorlar. Hmm. Yoksa ignore ediyorlar yani o yok gibi davranıyorlar. Benim görebildiğim bunlar yani. Bir ay oluyor daha çalışan geliyor diyor ki... ...ya Nevzat Bey ben çok sıkıldım bir aydır aynı işi yapıyorum diyor falan. Yani Halbuki biz yani 50 sene aynı işi yapan insanlar hmm. vardır. Yani bu bütün sektörlerde var. Ama işe daha farklı bakıyorlar. İşe sosyalleşmenin bir aşaması gibi bakıyorlar iş yerlerinde arkadaşlık kurma oranları çok yüksek. Hmm. Yani daha farklı, daha daha ne istediğini bilmeyen belki de ama çok daha donanımlı, çok daha konuya hakim ve eğitimli bir kesim gençler yani. Ben yüzleşmeyi tercih ediyorlar bence. Hmm. Benim sevdiğim bir tarz bu. Hmm. Ee, yani bir sorun varsa bunu halletmek için onunla karşı karşıya gelmeyi tercih ediyorlar. Yani en azından benim görebildiğim kadarı bu. Ee, ve bu da o sorunu halletmeyi veya halledememeyi beraberinde getiriyor. Ee, çok fazla iş değiştiriyorlar mesela. Ee, dediğim gibi aradıklarının ne olduğu konusunda biraz kafaları karışık olabilir. Ama kesinlikle gittikleri yol bizimkine göre çok daha daha hazırlıklılar ne olup ne biteceğine. Ee, ama bizim kadar konsantre bir şekilde hiçbir şey yapmamışlar hayatlarında belki de yani. Zamanın ruhu da biraz öyle ya. Hep yani biz bile daha gevşedik sanki. Ya düşün işte Instagram, Twitter, evet, Facebook, evet, evet. ne kadar sıklıklı WhatsApp bir, birbirlerine switch ediyorsun. Yani ya bizde baş başka bir jenerasyondan bahsediyoruz. Yani televizyonda oturup işte ne bileyim pazar günleri Morton ve Evet, o uçan kazı falan <laughs> seyretmeyi bekleyen bir toplumdan bahsediyoruz yani. Evet, pazar konserleri, onlar bunlar. Evet. Peki e, seni en çok etkileyen özellik ne oluyor? Görüştüğün insanlarda İş için gelen, girişimcilik için gelen. Öğrenebilme kapasitesi oluyor. Hmm, güzel. Ya ben bir insanın öğrenebilme kapasitesiyle onun sınırının olduğunu düşünüyorum. Hmm. O yüzden de yemek sepetine baktığınızda... Mesela bizim Koran satış başındadır. Kimya mezundur, Barış pazarlamanın başında ekonomi mezunudur. Ben kendim CEO'yum. Bir satır kod yazmamışımdır. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Hmm. Yani insanlara illa... Daha önce yıllarca yaptıkları şeyle tanımlamanın ötesinde neyi öğrenebileceğiyle tanımlamak bizim için daha önemli. Ya tabii ki iyi niyet, çalışkanlık vesaire falan bunları bir kenara koyuyorum ama öğrenebilme ve hayatla ilgili bir tutkusunun olması acayip önemli. Tabii bir de sende şey görüyorum yani bu ofise geldiğimizde de herkes de hobi, ilgi alanı, farklı alanlara e, enteresan ilgiler, derinlikler görüyorum. Ona da dikkat ediyormuşsun gibi geliyor ya da buradaki bu ofise gelince izlenimi mi oluyor? Hep. Yo bayağı ediyor. Ben, yani benim sorduğum soruların başında bu geliyor yani hayatla ilgili bir tutkun var mı? Ne yapıyorsun hayatta? Hı -hı. dediğimde bunun karşılığında bir şey olması gerekiyor ki ben o kişinin o tutkusunu alıp işe de yansıtmayı becerebilme şansım olsun. Yani bu önemli benim için kesinlikle. Zaten Yemek Sepeti'nin kurum kültürünün tanımına baktığımızda da her gelenle, her katılanla beraber büyüyüp gelişen ve şekil değiştiren bir kurum kültürü söz konusu. O yüzden de kimin Yemek Sepeti konuda çalışıyor olduğu benim kurum kültürünün nasıl tutuyor olduğumu sağlamam için çok önemli bir parametre. Peki sen şuna önem verir misin? Ee... Apayrı bir şey soruyorum şimdi. Gap year diye bir şey var. Ee, onu biliyor musun bilmiyorum. Amerika'da mesela gençler üniversiteyi bitirirler ee, ve daha sonra bir yıl dünyayı gezerler ve sonra gelir işe başlarlar. Biz de böyle ara ara e, dönemlere ihtiyaç duyabilir miyiz? Ya biz zaman kaybetmemeyi tercih ederiz bu böyle bir evet. durum karşısında. Hemen okul bitsin de ya ben üniversitede okurken ki yani Türkiye'nin en bir üniversitesinden birinde okuyorum. Boğaziçi'nde okuyordum. Ee, Hemen ben burada zaman kaybediyorum. Bitsin de iş hayatına başlayayım diye arkadaşlarım vardı yani. Hmm. E nasıl zaman kaybediyorsun? Bu geçirebileceğin hayatındaki en iyi zaman. Yani ben geri dönüp baktığımda benim hayatımın en mutlu zamanı okuldayken geçirdiğim zaman olmuş. Hmm. Sen nasıl bu zamanı geçeyim de işe başlarsın diye anlayamadığım bir sürü durum vardı. Ama bu hayat herhalde oraya itiyor. Yani hemen bir iş bulmak, oradan kendi geçimini sağlamak, araba satın almak, evlenmek, çocuğun olması, ev satın almak falan gibi böyle o basamakların bir tanımlamaları var bizde. E, bu yurt dışındaki her ülkede değil tabii ama yurt dışındaki örneklerimizde pek fazla olan bir durum değil yani. Tabii canım ben 17 yaşında çalışmaya başladım ama yani üniversiteye 16'mda girdim ikinci sınıfta çünkü önceden arayayım da hani üniversite bitince işsizlikle geçirmeyeyim diye düşünüyorum. İşte öyle bir korku insanlar. var işte üniversite mezunu işsiz oranı yüzde 25 olan bir ülkede böyle kaygıların olması çok normal yani bu bu oran yüzde 5 olsaydı Batı Avrupa'daki gibi başka bir şey konuşuyor olurduk. Burada başka bir şey konuşmak durumunda kalıyoruz ne yazık ki. Peki okullar gerçekten yardımcı oluyor mu bugün? Senin gördüğün, bu kadar insanla çalıştığın için gene uzman gibi sana soruyorum. Yani bu konuda bir yorum yapmam biraz zor benim. Evet. Ee, çünkü ya okullarda dersler veriyorum, konuşmalar yapıyorum hmm. vesaire ama çok farklı profiller var. Yani gerçekten e, çok üzüldüğüm konuşmalarım da oluyor. Kimsenin bir şey anlamadığı ve hiçbir katılımda bulunmadığı, herkesin el kaldırıp bir şey öğrenmek, bir şey sormak için kendini parçaladığı konuşmaların da oluyor. Bu tamamen yani çok çok geniş bir yelpaze. Aslında bu kadar dağınık olmaması gerekiyor. Minimumun biraz daha yukarıda olması gerekiyor bence. Peki nasıl bitirelim Nevzat bu bölümü? Nasıl olunur? Sen nasıl bitirmek istersen neşeli olur, eğlenceli olur, bir ders vermek, bize bir akıl vermek istersen Ya ben olur. insanların kendine güvenini yitirmemesi gerektiği tarafındayım. Hı -hı. Kendine güvendiğiniz, kendinizi güvendiğiniz takdirde e, yeterli bir takım donanımlara sahipseniz... ...ve hayallerinizin sizi götürdüğü yoldan gitmeniz gerekiyor. Yani e, Mark e yanılmıyorsam şöyle bir lafı vardı. Bundan 20 yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Hayatta mutlaka aklınıza gelen, yapmak istediğiniz, deneyimlemek istediğiniz... E, ...girişimde bulunmak istediğiniz şeyleri yapmak... ...ve cesur olmak gerekiyor. Yani derler ya işte... ...Fortune Favors the bold ya yani talih... ...cesurları hmm. yanında olur. Cesur alanların yanında olur. E, ben de e, herkes bu, bu konuşmayı... ya yani ...bu e, diyaloğu dinleyen... ...herkesten özellikle gençlerden... ...onlara en önemli tavsiyem... ...kendilerine güvenmeyi... ...devam etsinler. Kendilerine mutlaka güvensinler. E, onlar... Bizim jenerasyonumuza göre çok daha şanslılar, çok daha donanımlılar ve bizden çok ama çok daha büyük başarıları imza atacaklardır. Harikasın. Peki, senin bir oğlun var. Onun için nasıl bir gelecek öngörüyorsun? Yani garip bir soru olmazsa, ayıp olmazsa, zengin bir adamsın ve çocuğun başka bir geleceğe doğuyor senden değil mi? Nasıl bir şey? Zor bir şey. Için? Kolay hmm. değil. Yani benim... Ee... Ya bir takım hırslarım vardı benim hayatla ilgili. Başka alternatifim de yoktu yani okuyup ben babamından bir iş devralmadım veya bir profesyon devralmadım. Yani profession ya işte ne denir artık bilmiyorum. Bir yeti ondan bir şey öğrenmedim. Yani kendi yolumda kendim kazandıklarımla üniversitede okuyarak ondan mezun olduktan sonra gittiğim yerlerde vesaire bir hayat kurdum. Oğlum şu anda daha başka bir şeyin içine doğuyor. Ve o içine doğduğu şeyde bu mutluluğu yakalayabilecek mi bilmiyorum. Yani çünkü biraz daha her şey hazır olacak onun için. Hı hı. Ee, bunu ne kadar engelleyebilirim onu da bilmiyorum. Ee, o yüzden onu belki de parasal anlamda benden çok daha rahat olsa da... ...genel anlamda benden daha zor bir hayat bunu bekliyor olabilir yani. İnşallah çok güzel olsun. Çocuklarımız bizlerden güzel günler görsünler. İnşallah. Nevzat harika bir konuksun. Onun için de iki aydır başının etini yedim. Çok ısrar ettim. Ee, neden bunu da söylemek istiyorum? Çünkü biz Nevzat'ta şahane ötesi bir çekim yaptık. Yani sıfır edit sıfır hiçbir şeye ihtiyaç yok. Şahane konuşuyor açık bir adam. Ee, neşeli hareketli vesaire. Sonra bir baktık Kayıt olmamış yani düğme kaydediyor gibi gözüküyor ve hiç Storytel'de böyle bir şey olamaz. Ben e, bir ay taciz ettim Nevzat'ı <laughs> ve yani uzun zamandır hiçbir şey üzülmediğim kadar üzüldüm. Ondan sonra taciz ettim bir de adam yoğun bir adam. Ondan sonra arada pek çok seyahati oldu gitti geldi ve onu yeniden ikna ettim ben geleceğim dedim. Normalde biz Storytel ofisinde çekiyoruz yemek sepetinde çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik. Çok şey öğreneceğinizden emin olduğum bölümlerden biri. Onun için de çok ısrar ettim. Farklı bir deneyimi var. Ben özellikle sanatçı, edebiyatçı, daha sosyal alanlar çağırıyorum. Ee, ama para kazanmayı da öğrenmemiz lazım. Kazanmış bir insandan bunu e, değişmeden. Mesela Demin Nevzat hırslıyım dedi, hırslıydım dedi. Ama ben onda hep böyle iyi bir aile hırsı ve başarma isteği denilen hırsı görüyorum. Çünkü hırs bizde kötü anlaşılır. Evet. Hepimiz böyle olabilsek keşke ve e, güzel bir şeyleri bir yere getirebilsek. Dünyaca ünlü böyle markalarımız olabilse. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Nevzat. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok. Iki, i̇ki ay sonra tekrar çekeceğiz herhalde. Yani. <laughs> Umarım belki çekeriz. Başka bir şey yaparız. Çok sağ ol.